Ben Erkut Erdem, Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. Ben de Aykut Erdem. Ben de Erkut'la beraber aynı bölümde beraber çalışıyoruz. Araştırma konularım aslında bilgisayarda görme, computer vision oluşturuyor. Bununla birlikte özellikle son birkaç yıldır doğal dil işleme ile bilgisayarda görünün kesişiminde bulunan bazı araştırma problemleriyle de ilgilenmeye başladık diyorum. Çünkü kardeşimle birlikte aslında ortaklaşa çalışıyoruz, öğrencileri birlikte guide ediyoruz. Aslında hani temelde yapmaya çalıştığımız şey bilgisayarda görmedeki amaç tamamen görsel veriyi işleyip onu çeşitli şekillerde anlamlandırmak. Biraz önce bahsettiği gibi de son zamanlarda daha çok işte görmeyle dil arasındaki ilişki sonuçta. Hani ikisi de algının önemli iki ayrı parçasını oluşturuyor. Onların kesişimindeki problemler üzerine çalışıyoruz. Yani kendi hani özel çalıştığımız alanda hani artık derin öğrenme her yerde hani kaçış yok. O anlamda hani en büyük güçlük artık alan o kadar hızlı bir şekilde ilerliyor ki örneğin hani kendi doktora yaptığımız yıllara kıyasla o anlamda gerçekten hani güncel literatüre, güncel gelişmelere ulaşmak kolay ama hani yakalamak gerçekten giderek zorlaşıyor. Yani son yıllarda çok ciddi gelişmeler yaşandığı bir gerçek. Bununla birlikte Türkiye'de de aslında özellikle öğrenciler tarafında baktığımızda çok büyük bir ilgi var. Yapay zeka adıyla aslında daha bir bütünsel yapıyı bunun içerisinde veri bilimi de giriyor. Doğal dil işlemede, robotikte, bilgisayarlı görü de giriyor. Eğitim kalitesi açısından tabii belli bir çıtanın üzerinde eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Hacettepe Üniversitesi özelinde konuşuyorum. Dünyada da kıyasımıza tabii şu anki yapay zekada bir taraftan büyük şirketlerin götürdüğü araştırmalar var. Onların kaynaklarına tabii ki sahip değiliz. Hani o biraz bizi bir negatif yön sağlıyor. Ama tabii bununla pes etmek durumunda değiliz. Özellikle öğrencilerimizin çok büyük hayal güçleriyle birlikte farklı, güzel, yeni çalışmalara imza attık. Atmaya da devam etmeyi planlıyoruz. Bir de hani derin öğrenme deyince hani ıskalanmaması gereken bir husus da tamam gerçekten hani modellerin başarısı hani daha fazla olmaya başladı geçtiğimiz bir 10 yıla göre ama bu kadar ivmenin yüksek olmasının ardında da aslında o açık kaynak yazılım felsefesi yatıyor. Onu da değinmek gerekiyor. Bu bir anlamda işte Türkiye gibi Erkut'un bahsettiği hani o temel kaynaklara ulaşma kısmında da belli açılardan aslında o dezavantajı da belli ölçüde ortadan kaldırıyor diyebilirim. Hani şu an için ilgilenen bir öğrenci girip işte çeşitli yakın tarihli çalışmaların tamamen kodlarını indirip çalıştırıp belki kendi verisi üzerinde eğitip sonuçlar alabilir. Hani bu anlamda en belki de derin öğrenmenin önemli gördüğüm tarafları da bu ilgili derin öğrenme komitesinin açık kaynaklı yazılımlara verdiği destek. Hani bunu da değinmeden geçmeyeyim. Yani gerçekten güzel bir ortam sağlanmış durumda. Türkiye'nin de aslında bu tarz vakıflara, organizasyonlara, olaylara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kaç perspektiften aslında yaklaşılabilir? Hem farkındalık yaratmak açısından önemli. Her ne kadar dedim ki son yıllarda çok ciddi bir hype oluşmuş olsa bile onun içini doldurabilmek için bu tarz aktivitelerin çok ciddi bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Kendi aramızdaki sohbetlerde zaten böyle en çok heves ettiğimiz şeylerden biri de böyle hani çeşitli ortamlar olsa da tamamen normal çalışma ortamlarımızdan öğrencilerle beraber kısa bir süreliğine kopup böyle bir araya gelip ve kapanıp aklımızdaki problemleri kendi belki bunun içinde sosyalleşme de tabii önemli bir pay oluyor. Hani geçmişte benim aklımda tamamen gidip işte Rize'nin yaylalarında böyle bir şey yapmak vardı. İstanbul'un içinde de böyle bir ortam olması gerçekten sevindirici. İşte Erkut'ta biz birazcık hani şans yaver gitti diyeyim. Çok fazla ayrılmadık. Aynı üniversitelerde, aynı bölümlerde okuduk. Sonra doktoramızdan sonra kısa bir, işte bir buçuk yıllık bir farklı yerlerde bulunma şeyimiz var. Şimdi işte Hacettepe'de güçlerimizi birleştirdik diyoruz. Hani zaten karakter olarak yakın karakterlerdi ve beraber çalışmayı yani da seven... İkiz olmamızın da belki bunda etkisi vardır. Hani ilgi duyduğumuz problemler, merakımızı çeken araştırmalar genelde örtüşüyor. Bize de Aykut'un belirttiği gibi bir en azından hani benim açımdan çok büyük bir ek getirisi de var. Yani belli noktalarda benim açımı Aykut kapatıyor. Aykut'un açını herhalde belli noktalarda ben kapatıyorumdur. Bu alanda Aykut'la çalışmak çok zevkli. Beni mutlu eden bir şey.